Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, Bir Üreten Türkiye programıyla yine karşınızdayız. Merhaba. Üreten Türkiye programını üretim alanlarında, üretim tesislerinde, tarlalarda, bahçelerde yapma sözü, yapma geleneğini bahsetmiştik geçen programımızda. Şimdi İzmir ilinin Ödemiş ilçesinde, Bademli beldesinde 40 yıllık bir kooperatifin idare binasındayız. Burası eski bir ilk öğretim okulu. Cumhuriyet'in karakteristik yapı özelliklerini taşıyor, gerek bahçesi gerek bina özelliklerinde. Bademli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 1968 yılında kuruluyor, 71 yılında faaliyete geçiyor. Kuruluşundan bu yana üyesi ve yönetim kurulu görevlerini yerine getiren bir misafirimiz var ve şimdiki yönetim kurulu başkanı, stüdyo konuğumuz. Her ikisine de hoş geldin diyeceğiz ve onları tanıtarak programımıza başlayacağız. Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Bademli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selçuk Bilgi. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz efendim. Siz de hoş geldiniz. Hoş. Beldemize şeref verdiniz. Estağfurullah. Bademli Tarımsal Kooperatifi'nin kurucusu ve kuruluşundan bu yana aralıksız yönetim kurulu görevini yürüten Sayın Hurşit Sever. Hurşit Bey, siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeref verdiniz. Hurşit Bey yürüttüğü başarılı çalışmalar nedeniyle yaşını hiç göstermiyor ama 80'in üzerinde yaşında dinç, genç ve enerjik, enerji dolu görevine devam ediyor. Bizlere de aynı ömrü, aynı sağlığı diledi. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, Bademli Tarımsal Kalkınma Kooperatifimizin 3 ana üretim ve faaliyet alanı var. Bahçe bitkileri, daha doğrusu fidancılık ve bahçe bitkileri, süs bitkileri, zeytin, zeytinyağı ve süt ürünleri, ileride işleme de planlanan, işleme faaliyetinin de planlandığı süt toplama ve sütçülükle ilgili, hayvancılıkla ilgili bu 3 ana başlıkta faaliyet yürütüyor Bademli Kooperatifi. Şimdi biz Sayın Selçuk Bilgi ile şuradan başlayalım. Efendim, ben çok özet bazı bilgiler verdim ama kooperatifin kuruluşu ve faaliyetleriyle ilgili bir de izleyicilerimizi siz lütfen bilgilendirin. Bizim çalışmalarımızı tanıtmak üzere buraya kadar geldiğinizden ve bize bu anlamda katkı verdiğinizden dolayı size ve sizi gönderen tüm insanlara teşekkür ediyoruz, saygılarımızı sunuyoruz. Bu arada bizi dinleyen ve bizden de bir şeyler elimizden geldiğince öğretme diyelim ona, tarım konusunda, meyve fidan konusunda bir şeyler öğreten insanlara da çok teşekkür ederiz. Yani öğrenen insanlara da çok teşekkür ederiz. Ben Selçuk Bilgi, 1946 doğumluyum. Bademli'de doğdum. O gün bugün Bademli'de yaşamaktayım. İlkokul mezunuyum. Çiftçilikle, tarımla uğraşmaktayız daha çok. İşte bizim tarım desenlerinden şehrimizin yerleşim yerinin önemi çok arz etmekte. Neden bu fidancılığı seçtiğimize? Bademli Aydın oğullarına uçbeyliği yapmış. Mitolojideki ismi de Potamya olan bir yerleşim yeri. Aydın Dağları'nın kuzey eteğinde, İzmir'e 120 kilometre mesafede, Ödemiş'e de 20 kilometre mesafede kurulmuş. Tabii iklimin ve dağın kuzey eteğinde kurulmasından dolayı cephe oluşmuş ve bu orman ve içinde bulunduğumuz yerleşim yerinin küçük arazilere bölük olduğundan, nüfusun yoğun olup küçük arazilerde olduğundan, küçük arazide yoğun emek verilerek yapılan bir tarım çeşididir meyve fidancılığı. Evet. Ama bizim fidancılığı başlamamız asıl ekolojinin ve mikroklimanın getirmiş olduğu avantaj. Daha önceleri beldemizde incir, üzüm ve işte meyve bahçelerindeki o günün koşullarında kendi kendine yetişen
çekirdekten yetişen delice dediğimiz fidanların tohumlarının düşmesiyle altı, oradan çıkan, tohumdan çıkan fidanları bir başka yere aktarıp oralarda yavaş yavaş aşı yapmayla fidancılık başlamış bademde. Başladı benim çok küçüklüğümde. Onları asıl Hürşit abimiz anlatır. Ancak meyve fidancılığı küçük arazilerde yoğun emek verilerek yapılan bir tarım şeklidir. Evet. Biz emeğimizi kumbaradı gibi biriktirerek 2 sene sonra, 3 sene sonra bu ekmek olarak bize dönüyor. Biraz da beklediğinden dolayı büyüyerek dönüyor. Hı hı. Sadece olay bu. ...1968'de... kurulan kooperatifimiz o günlerin şartlarında pek bir faaliyet gösterememiş. 1971 yılında 1163 sayılı kooperatifler kanununa göre intibakını yaptıktan sonra 1.1.71'den itibaren de beldemizde kendilerine, üyelerine hizmet etmek için varlık sürdürmeye başlamış. İlk etaptaki yaptığı işlerden bir tanesi süt üreticisi veya et üreticisi ortaklarının yem girdilerini temin etmek. Evet. Ve ufak tefek fidancılık ve sebzecilik yapan ortaklarının tarım girdilerini, örneğin kimyevi gübre, mücadele ilaçları gibi veyahut da su motorları gibi onlara başlamış. Devletin uygun gördüğü şartlarda yıl 74-75'te Ege bölgesinde özellikle İzmir'deki kurulmuş varlığını sürdüren kooperatiflere zeytin ve zeytinyağının iyiye doğru gitmesi, iyi üretimlerin yapılması için devlet bir kanun çıkarmış. Evet. Bu kanunda da eğer bir kooperatif zeytin bölgesinde ise, yani bölgesi zeytin bölgesi ise ve bu kooperatif bu projenin %20'sini karşılayacak öz kaynağı varsa, yani nakit sermayesi varsa ve bunu bankada bloke eder, bloke ettiğine dair makbuzunu ibraz ederse, bir de arsasını bulursa, makine kimya enstitüsünün son sistem yaratmış olduğu 70'li yıllar, işte 75'te 74'te yapmış olduğu bu makineden satın almak kaydıyla ve geri kalan %80'ini devlet hibe olarak kooperatiflere. Bunu da sanırım hem zeytini ve zeytinciliği ayağa kaldırmak, daha modern etmek, hem de anayasadaki maddesi olan devlet kooperatifçiliğin gelişmesini sağlayacak tedbirleri alırdan çıkmış olabilir yola. Evet. Yani bu bir bahsedimdir ama ben daha çok öyle olduğunu düşünüyorum. Biz de o günlerde işte 73'lü yıllarda devlet tabii tip bir proje getirdi. Mevcut olan 150 bin liraya ortaklarımızın büyük katkılarıyla topladık, bankaya bloke ettik. Bloke ettiğimize dair makbuzu aldık, diğer evrakları aldık, götürdük gittik. O zaman kooperatifler destekleme müdürlüğü olan İzmir'de, şimdi Tarım İl Müdürlüğü'nün bölümünde orayı ibraz ettik. Onlar da incelediler. Arsamız var, fabrikayı yapacak. Parayı da şey yapmışız, gerekli çalışmalar yapıldı. Ve 1. ayın 10'unda 1975 günü biz zeytinyağı fabrikamızı işletmeye açtık. Evet. Tanrı'nın bize vermiş olduğu bir hikmettir. O yıllarda zeytin üretimi çok fazla, devasa fazlaydı. 4 ay, 5 ay gece gündüz çalışabilecek bir ortamlarımız vardı. Evet. Tabii 20 ton günlük kapasiteliydi onlar. Daha çok sızma zeytinyağı üretirdi. Başladık. Zaten kooperatifimiz hayvancılığın girdilerini temin ediyordu. Fidancılığın girdilerini temin ediyordu.
zeytinyağı konusunda da çalışmaya başladık. Baktık ki ülkemizde modern fidancılığı, yani modern meyveciliğe çok ihtiyaç var. Bizde de bunun bir temeli var, bir kültürü var. Ortaklarımızı daha çok fidan üretmek ve daha sağlıklı yerlerde fidan üretmek üzere yönlendirmeye başladık. Hı. Bu 72-73'lü yıllarda başladı. Her geçen gün biraz daha ilerledi. Tabii 84'te Suriye Tarım Bakanlığı dünyaya bir ihale açmış. Demiş ki işte 2 milyon adet zeytin fidanı, 1,5 milyon adet de meyve, çeşitli meyve fidanı almak istiyorum. Fiyatı elinde olanlar ve fiyatını vermek isteyenler gelsin diye. Biz de bir aracı, bir danışman firmayla buraya bir teklif verdik. Bu teklif de bizde kaldı. Hı hı. Geldi Suriye Tarım Bakanlığı'nın bir 30 kişilik heyeti, bizim üretimlerimizi gezdi, gördü. Çok fevkalade beğendiklerini beyan ettiler, ilgili kurumlarını bildirdiler. Ve biz fidanı oraya göndermeye başladık. Bizim fidancılığın gelişmesinde en büyük etkenlerden bir tanesi bu ihracatı yapmamızdır. Evet, o yıllarda 84-85'te. Tabii o yıllarda Libya'da Türkiye'den fidan alıyordu. Suriye alıyordu. Benzeri tür birkaç ülke alıyordu. Ürdün alıyordu. İşte biraz da Irak alıyordu. Elimizden geldiğince zaten biz de onların talep etmiş olduğu fidanları üretmiş durumdaydık. Yani mevcutta vardı fidanımız. Evet. Bunu biz daha çok ihraç ederiz düşüncesiyle üretmemiştik. Kendi ülkemiz sınırları içerisinde satarız. İşte bu bizim ekmeğimiz, aşımız. Emeğimizi veriyoruz, ekmeğimizi alıyoruz gibi. Yani öyle bir uğraşı evet. içerisindeydik. Ve bu 84, 85, 86, 87 hatta 88 çok fazla olmamakla beraber bu yıllarda 89'da bir 150 bin civarında fidan verdik. Böyle verdik geldik yani o şeyde. Başladığımız günden sonra modern fidancılık nasıl yapılması lazım? Dünyadaki gelişmeleri ve değişmeleri nelerdir? Bu konularda çalışmaya başladık. Üyelerimizi, ortaklarımızın her türlü girdilerini temin ederken özellikle mücadeledeki yani şeylerine ihtiyaçlar sahip çıkarken bir de yeni eğitimler verelim istedik. Yani biz dünyadan geri kalmayalım. Hem ülkemizin meyveciliği geri kalmasın, bizim yaptığımız uğraşımız neticesinde elde ettiğimiz değer ülkemize de artı değer olarak dönsün istedik. Ve işte bazı dış ülkedeki bu tarz üretim yapan firmalarla da görüş alışverişlerinde bulunduk. 71'den 88'e kadar ben fasılasız, aralıksız kooperatifin başında çalıştım. Tabii 88'de hasbelkader bir belediye başkanı adayı olalım dedik. Nasipmiş, onu da kazandık. 89'dan 2004 yılına gelinceye kadar ki süreç içerisinde bir 15 yıl, 3 dönem beldemize de hizmet etme. Ya bize nasip oldu, elimizden geldiğince o konuda da çalışma yaptık. Hem kooperatif hem belediye başkanlığını, çünkü kooperatiften geldiğim için hiçbir zaman yönetiminde bulunmadım o süreç içerisinde ama birlikteliğimiz, desteğimiz hiçbir zaman eksilmedi. Evet. Bu 15 yıllık süreç içerisinde de diğer yönetici arkadaşlarımız fidancılığın gelişmesi konusunda bir takım adımlar atıldı. Örneğin ikinci meyve fidancılığı sempozyumu, ulusal alanda meyve fidancılığı sempozyumu yaptık biz.
95'te miydi o? Burçlar kaçta? Sen buz o aralar. Evet, 95-90. Yani kooperatifçiliği başlamamız buradan geldi ve fidancılık da bu amaçla başlamış oldu. Tabii 90'dan özellikle 95'ten sonra dünyada fidancılık o kadar çok başını aldı gitti ki bizim de arkasından koşmazsak yetişmemiz mümkün olmayacak. Bu doğrultuda çalışmaya başladık. Selçuk Bey burada bir virgül koyalım. Şu nedenle yani çok ayrıntılı, güzel, bilgilendirici ifade ettiğiniz kuruluşu ve gelişmesinde tayin edici etkilerini, o ihracat meselesini anlattınız ve 24 yıllık bir ihracat tecrübeniz var, çeyrek yüzyıllık kooperatif olarak. Ve Türkiye'de meyveciliğin gelişiminde tayin edici bir yeri olduğunu ve daha meyve fidancılığının gelişiminde Bademli Kooperatifi'nin tayin edici bir yeri olduğunu da buradan anladık. Şimdi ben izninizle Hurşit Bey'e sormak istiyorum. Bu kuruluş ve faaliyetlerle ilgili ve aralıksız bugüne kadar yönetim kurulu üyelikleri ile de ilgili. Buna çok ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz. Biz işte Çiftçi Meclisi ekibi olarak yaklaşık 4 yıldır Türkiye'yi köy köy, ilçe ilçe, il il dolaşarak tarımın nabzını tutmaya çalışıyoruz. Tabii esas sorunumuz, tarımdaki sorunun esas kaynağı ve çözüm noktası tarım politikalarının oluşturulduğu iktidar merkezleri ve yön verecek olan Tarım Bakanlığı ve ilgili daireler, genel müdürlükler. Fakat kooperatifçilik açısından da Türkiye'de Bademli'de olduğu gibi değişik il ve ilçelerimizde başarılı örneklerle var olan sorunlara çeşitli çözümler üretildiğini tespit ediyoruz ve bunu övünçle, gururla görüyoruz, gözlemliyoruz. Bunu da ekranlarımızdan diğer üreticilere ve çiftçilere örnek olsun diye aktarmaya çalışıyoruz. Bir de sizin ağzınızdan dinleyelim. Yani bu kooperatif kurma fikri nereden doğurdu? Hangi ihtiyaçtan hareketle bu kooperatif kuruldu? Ve o kuruluş aşamasında yaşadığınız zorluklar veya neyle ikna ettiniz? Çünkü yurdun her tarafından bu ihtiyacı gören çiftçilerimiz, üreticilerimiz var. Fakat bir türlü o ikna noktasına gelemeyen yerler var. Evet. Yurdumuzun doğusunda, güneydoğusunda, İç Anadolu'sunda özellikle. Evet. Onlara örnek olması açısından bu tecrübeyi lütfen bizimle paylaşın. Nasıl oldu bu iş? Nereden aklınıza geldi ve nasıl kurdunuz? Evet, efendim. İsmim Hurşit Sever, 1931 doğumluyum. Bizleri hatırlayıp buraya kadar gelip bizimle olduğunuz için sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Efendim bizim atalarımızdan kalan bir fidancılık var. Bu küçük tarım bahçelerinde yetiştirdiğimiz. Şimdi o zamanlara da daha çok yoksul durumda bu. Bir arayışlar içindeyiz. Acaba bu ne şekil olur da bir yüze çıkarırız. Hı hı. Tabii 71'de tam intibaka sağladık. Daha kuruluş aşamasında tabii bizim yazdığımız ortakların bir Almanya sevdası vardı. Evet. Almanya'ya işçi gitme durum şekli. Biz kooperatif olarak bunu Almanya değil de Almanya'ya burada yaratmaya çalışalım gayesiyle bu durumu girdik. Ve 20 kişi kooperatife kurucular özveriyle sizin sorunuza gelince kooperatifçilik sevgi ve özveri isteyen bir durumdur. Onun için bizim kooperatifimiz, bizim benim çalıştığım 68'den bu tarafa burada olmam, benim kooperatif sevgim, ben daha çok memleketime, köyüme nasıl yararlı olurum düşüncesiyle, özveriyle çalıştık. Ve nihayet daha aşağılara, tarlalara inme çalıştık. Tabii Sayın Başkanımız mütevazı üstleri, tabii burada onun çok katkıları vardır. Gene benim teklifimle kooperatifimizi aldık. Ben kendisinin ne çalışkan ne olduğunu bildiğim için üzerinde durdum. Ve
kooperatifimize o zaman içinde yoksul durumdayız. Yani evet. Para durumumuz çok sakat. Hatta yani gelen unu kooperatif dağıtıyor. Bazı şeylere kooperatif veriyor. Bundan aldığımız birileriye birikip şurada ortaokulumuz diye ortaokulumuza yaptık. Ve hala da şimdi bazı öğrencilerimize burs da vermeye çalışıyoruz. Çok güzel. Şimdi tabii başkanımız bu çalışma gayretleriyle buyurduğu gibi 84'te biz Suriye'ye yetiştirdiğimiz fidanları ihraç ettik. Bu tabii burada bir tepki yarattı. Daha çok fidan üretim durumu olsun diye daha aşağılara indik. Özendirdi bu yani. Evet, özendirdi tabii. Özendirdi. Herkes bir şey bekliyor, bir ekmek parası. Sonra bizim bu fidancılık yani beldemizde Cenab-ı Allah'ın verdiği bir takdirle de yani iklim, hava şartları bir de topraklar çok güzel olduğu için buranın yetiştirdiği fidana hiçbir yer yetiştiremez. Bir. İkincisi biz çocuklarımızı 7 yaşına koyamayız. Evet. Bir aile ziraatıdır. 7 yaşından sonra ya filiz toplayacak bahçede ya bağcık bağlayacak aşağı için ya ot yolacaktır. Evet. Yani biz bir aile ziraatı olarak bunu görüyoruz. Ama maalesef şimdi büyük holdingler önümüze çıkmaya başladı. Evet. Yani belki başkanım bunların bahsedi. Ben o kadarına şey yapamayacağım. Şimdi devamlı önümüze kütükler atılıyor ve fidanlarımızı en güzelini yetiştirdiğimiz halde en kötü fidanlar satılıyor. Bizim fidanlarımızdan kalan durum oluyor. Çok üzüntü içindeyiz. Yani bu durumdan çok üzüntü içindeyiz. Çok teşekkürler şimdi, Hurşit Bey. Devam edeceğiz. Evet. Şimdi tamam. Şunu rica ediyorum ben Selçuk Bey'den. İzleyicilerimizin daha ilgiyle takip edecekleri bir noktaya programımızı yükseltelim lütfen. Bazı rakamlarla bilgiler versek, yani bugün ulaştığı nokta Bademli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin yıllık cirosu, ürettiği fidan sayısı, çevresinde ihtiyaçlarını karşıladığı üye ve üye olmayan çiftçilere etkisi, katkısı ve Türkiye'nin ve uluslararası düzeyde 84'te başlayan o ihracat başarılarınızı anlattınız. Bugün için durum nedir? Ulusal düzeyde kaç şehire, bölgeye, uluslararası düzeyde de nerelere neler yapılmaktadır? Bazı bilgiler verelim lütfen. Şimdi büyük atamızın sözüyle başlayacağım. Kooperatif kurmak, maddi ve manevi değerleri, zeka ve maharetleri birleştirmek demektir. Evet. Bu kooperatifçilik gönül işi. Bizim de şansımızdan kooperatifimizde görev alan, denetiminde, yönetiminde ve çeşitli katmanlarında görev alan bütün görevli arkadaşlarımızın da Bademli sevdalısı olması, belediye encümeniyle, belediye meclisiyle iç içe olması, yani belediyeci çoğu da belediye başkanı olmuş veya belediye meclis üyesi, böyle olması, yani biz hem kooperatifimize sahip çıktık hem de beldemize sahip çıktık bu arada. Tabii biz 1 milyon veyahut da 500 bin fidan üretiyorduk. İşte ağaçların dibinden çıkan, tabiri caizse kendi kendine çıkan deliceleri topluyorduk. Veyahut da belli çekirdekleri ekerek elde ediyorduk. Ama bugün biz 4 milyon sertifikalı ve 5 milyon da sertifikasız olmak üzere 9 ile 10 milyon civarı arasında hastalıktan ari, kontrollü ve sertifikalı fidan üretiyoruz. Yıllık 9 milyon, 10 milyon. Evet. Bunun yanında şunu gördük. Belediyelerimizin dış mekan bitkisi altında ihtiyaçları var. Parklara, bahçelere. Şimdi bir şehirde yaşayan insanın oksijene, temiz oksijene ihtiyacı var. Bu neyle sağlanacak? Ağaçla, yeşille sağlanacak. Onun için belediyelerin zaman zaman bu tarz bitkilere ihtiyaç olduğunu gördük. Bunun da çoğunu yurt dışından ithal ettiklerini, çok büyük paralara. Evet.
Bizim o konularda birikimimiz azdı ama son 5-10 yıldır bu konuda da bir arşivimiz oluştu, bir deneyimimiz, birikimimiz oluştu. Ve bugün en az 20 milyon adette, yani 9-10 milyon meyve fidanının yanında 20 milyon adette dış mekan bitkisi üretiyoruz biz. Gene ortaklarımızla. Bunu işte buradan belediye başkanlarımıza özellikle duyurmak istiyorum. Araştırsınlar, bizden daha ucuz bulurlarsa ve daha kalitelisini bulurlarsa bizden almasınlar. Biz hem ucuzunu vereceğiz hem de kalitelisini vereceğiz. Gerekirse onlara dikme gibi danışmanlık da yaparız kendi mühendislerimizle. Tabii böyle bir uğraşının içerisindeyiz. Bu rakamları bilgilendirme noktasını zeytin ve zeytinyağına da taşıyalım başkan. Şimdi orada sırasıyla geleceğim zaten. Biz her ne kadar 75'te zeytinyağı fabrikasını yapmış olsak bile meyve fidancılığının getirileri, artıları zeytin ve zeytinyağını bir kenara ittirdi bizde. Evet. Kendisini öne çıkardı. Tabii bununla biz ekmeğimizi kazanıyoruz. Ve ülkemizin her karış toprağının yeşillenmesine talibiz. En doğru ağaç o bölgede ekolojik yapı açısından hangi ağacın nereye dikilmesi gerekeninden tut, ihtiyacı olan çiftçi, kooperatifçi olan kooperatif üyesi arkadaşlarımız gitsinler kooperatif başkanlar. Desinler, onlarla gelsinler bize. Biz onlara her konuda yardım etmeye hazırız. Evet. Veresiye vermeye, uzun süre beklemeye, gidip yerlerinde tespit edip göstermeye. Yani ülkemizin neresi olursa olsun bu konuda biz ülkemizi hem artı değer elde eden, meyvecilik konusunda artı değer elde eden bir ülke haline gelmesini hem de ülkemizin her tarafının yeşillenmesine, yeşillenmesinde katkıda bulunmak istiyoruz. Evet. Bunu hem kooperatifçi ve kooperatif yöneticisi arkadaşlarımıza söylüyoruz, hem Tarım Bakanlığı'na hem de bütün bizi izleyen, dinleyen etkili ve yetkili herkese. Nasıl katkı koymamız gerekiyorsa bize görev versinler, biz o görevi yapmaya, yerine getirmeye hazırız. Burada sizin söylediğinizden şu çıkıyor Selçuk Bey, yani bu sadece bir ekonomik faaliyet nedeniyle değil, aynı zamanda bunu bir milli görev olarak algılıyoruz. Mutlaka canım, hem milli görev olarak algılıyoruz hem de bunları yaparken biz ekmeğimizi de bunun yanında kazanmak zorundayız. Tabii. Yani onu da şey yapacağız. Evet. Şimdi kooperatifçilik gönül işidir dedik. Ülkemiz, dünya bir globalleşmeye doğru gidiyor. Şunu gördük veya ortaklarımız şunu görüyorlar. Ya büyüyeceksin, ya birleşeceksin devasa holdinglere karşı mücadele edebilmek, üretimini belli bir yere getirebilmek için veyahut da yok olacaksın. Bu alternatiflerin birisi bizim kendi kooperatifimiz. Biz bunu seçtik. Kooperatifimiz kanalıyla beldemizde ve ortaklarımızın üretmiş olduğu ürünlerin tarım sanayisini oluşturmak için. Evet. Örneğin zeytin, zeytinyağı, meyve fidanı için gerekli olan soğuk hava deposu, altyapıları, anaç damızlıkları, aşı gözü damızlıkları, bu gibi işte bilgi birikimi olan insanların istihdamı bu konularda. Süt hayvancılığı konusunda, mesela bizim süt hayvancılığı konusundaki uğraşımız, çalışmamız, bizim 96 ortağımız süt üreticisi, 250 ile 2,5 ton arasında süt üretiyor. Hiçbir ortağımızın sıcak sütü yoktur. Evet. Sağım ünitesinden giren süt, doğrudan doğruya makineyle sağlanan süt, doğrudan soğuk havaya gider, yani soğuk havalı tanka gider, o tanktan da soğutulmuş hiç bakteri üretilmeden gene de geçişten geçişe bakteri üretilmeyen araçlarla işleme nihai noktaya ulaştırılır. Bunun adı hijyenik süt üretmektir. Eğer yapacaksak böyle yapacağız ve hem ülkemiz değerlerinden zarar etmemiş olacak hem de üyemiz, ortağımız
emeğinin karşılığında bir nebzecikten bir lokma daha fazla almış olacak. Hı hı. Onun için süt hayvancılığı konusunda biz ortaklarımızın tamamının kaba ve sanayi yemini karşılarız. Evet. Veterinerlik hizmetlerini karşılarız. Hı hı. Sağlıklı süt üretmeleri için ne mümkünse o konuda karşılarız. Bir de onların sütünün en iyi değerlenmesi için piyasa fiyatını araştırır, ona göre de satmaya çalışırız. Şimdi ayakta kalırsak veyahut da ilerleme kaydetmezsek düşmemek mümkün değil. Dünya hızla değişiyor ve hızla gelişiyor. Evet. Onun için bize ışık veren, yol gösteren, bilgi aktaran iki tane büyük kuruluşla, yani Süleyman Demirel Üniversitesi ile bir de Ege Üniversitesi ile biz iç içe çalışmaktayız. Bütün o ziraat fakültesinin hocaları bize danışmanlık yaparlar. Çok güzel. Dünyadaki gelişen şartları kendileri bildikleri kadar bizle paylaşırlar. Bizim bilgilerimizi de onlar alırlar. Pratikten tabii. Ege Üniversitesi'nin de aynı şekilde bilgi koruma olsun ve Ziraat Fakültesi dekanı olsun Ege Üniversitesi'nin ve Süleyman Demirel'in de aynı dekanları bize ücretsiz danışmanlık evet. yaparlar. Bunları yapmak zorundayız. Eğer yapmazsak, kendimizi yenileyemezsek, dünyadaki o gelişen meyve fidancılığı konusunda devasa holdingleri elimizden kaptıracağız üretimimize ekleyemesi. Evet. Selçuk Bey, o kısmı biraz da kooperatifçiliğin genel durumu ile ilgili başlıkta konuşalım. Sizin bazı ilginç fidan üretimleriniz de var. Orman yangını için bir fidan üretiminiz var. Bu konuda bilgi versek, bir de şimdi deneme biz, bahçeleriniz var. Demonstrasyon dedikleri evet. deneme bahçeleri. Bu iki konuyla ilgili. Onu şöyle yapıyoruz. Yangın çok kötü bir felaket. Ama kazara, ama kasıtlı ülkemizin akciğerleri zaman zaman çok yanıyor. Üzülüyoruz. Tabii. Bir fidancı olarak üzülüyoruz. Hep beraber. İki senedir işte ilk önce Ege bölgesinde çıkan yangınlara karşı Karşıyaka Orman İşletmesi'nden hangi bölgelerde yangın çıktıysa onların listesini aldık. O bölgelere üretmiş olduğumuz ürünlerden 5 ile 10 bin arasında ücretsiz fidan verip yanan yerleri yeniden ağaçlandırılsınlar diye bir yazı yazdık. Ve bazılarında da bu hizmeti yaptık. Çok güzel. Bu amaçla bir çalışmamız var. Bir de ülkemiz insanı mutlaka gözüyle görmek istiyor. Biz de şunu düşündük. Her bölgede, her tarım il müdürlüğünün sınırları içerisinde üretimlerimizden götürüp gidip hangi bölgede ne olacaksa, biz onu daha iyi bildiğimizden dolayı, o bölgede işte üçer beşer dekarlık çeşitli şeylerde, onar dekara kadar bir bahçe kuruyoruz. O bölgenin çiftçisi orada yetişen eriği, kayısıyı, elmayı, armudu görüyor. Kendisine en uygun olan neyse onu seçiyor, o talepte bulunuyor. Dolayısıyla isabetsiz iş yapılmamış oluyor. Evet. Demonstrasyon bahçelerimiz, deneme bahçelerimiz bu amaçla kuruluyor. Biz onu gözlemledik birkaç gündür değerli izleyiciler. Bademli'de Ödemiş'te bulunduğumuz süre içerisinde ne zaman bu idare binasına gelsek veya aşağıdaki deposuna gidecek olsak herhangi bir il tarım müdürlüğünden bu kıtlarıyla oluyor, Van oluyor veya Karadeniz bölgemizden bir il tarım müdürlüğünden görevliler buralarda oluyorlar ve bu deneme bahçeleri için meyve fidanları alarak götürdüklerini veya bununla ilgili çeşitli temaslar için geldiklerini kendimiz de gördük. Efendim şimdi şu noktaya yönlendirelim biraz konuşmamızı. Çok özür dilerim. Estağfurullah. Sözünüzü kestim. Bizim kooperatifin hasbelkader yapmaya çalıştığı bir iki faaliyet var. Örneğin Nurşid abi biraz üstün körü bahsetse de şöyle. Belediye meclisimizin ve kooperatif yönetim kurulu üyemizin 1972 yılında, 73 yılında almış olduğu bir karar var. Bizim beldemizde o zamanlarda ortaokul yoktu. Yakın olan Ova kente giderdik çocuklarımız. Beldemizde bir ortaokul olsun diye
bizim kooperatifin yıllık net gelirinin %10'unu biz 15 yıl her yıl Ortaokul Yaptırma ve Yaşatma Derneği'ne hibe ettik. Evet. Ve böylelikle karşımızda görme o binayı devlet millet işbirliğiyle yaptık ve İçişleri Bakanlığı'na, Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim ettik. Bunun yanında İzmir'e 120 kilometre uzaklıkta ödemiş ama biz Aydın'a çok yakınız. Arkamız hemen 45 kilometre sonra Aydın. Evet. Bu dağlar bizim Aydın'ın ve İzmir'in dağlarından ya ovasından bal akar diye. Her türlü meyvemiz var, her türlü ürünümüz, sebzemiz yetişiyor. Ama nakletmek çok güç. Onun için Aydın'a bağlanan bir yolumuz olsun istedik. Ve Aydın Yolu Yaptırma Komitesi'ne de gene 15 yıl net gelirimizin %10'undan oraya hibe ettik. Ve o yolumuzu da yaptırıp asfaltlattık. Yani bunu ben Türkiye'deki kooperatifçi arkadaşlara özellikle bir örnek teşkil etsin. Yani bir övgü olarak değil de bir şey olarak. Yani bu bir işbirliğidir, gönül işidir, imeceliktir. Yani neticede memleketine hizmet etmektir. İnsanına hizmet etmektir. Biz bu doğrultularda çalışmaya... Çok güzel. Bu gayet net anlaşıldı Selçuk Bey. Bir de şunu söyleyeceğim. Çeşitli nişan, nikah, toplantı, kermes, her şey oluyor ülkede. Çeşitli objeler satılıyor. Biliyor musun? Veya objeler hediye ediliyor. Çok pahalı bir şekilde. Biz de buna karşı şunu yaptık. Küçük minyatür 5 çeşit bitki ürettik. Özel ambalajladık. Nişan, nikah, düğünlerde. Doğum günlerinde. Evet, doğum günlerinde. Kaç tane olursa olsun, Türkiye'nin neresinden talep edilirse edilsin. Bu şekilde istenirse 1,5 lira. Bir lira. Evet. Bu şekilde istenirse, böyle ambalajıyla istenirse 1,5 lira. Ödemek kaydıyla. Bunu Türkiye'nin neresine isterse istesin. Biz gerek kargo gerekse otobüslerle iletip o gençlerimizin, o gençlerimizin nikahlarında, düğünlerinde böyle bir ağaç sevgisini aşılamak istiyoruz. Çok güzel. Çok güzel. Hatta ben bunun ücretini karşılayamayacağım ama ben bunun böyle olmasını istiyorum diye mektupla, sözle bildiren insanlara da ücretsiz verebiliriz. Tebrik ediyorum. Çok güzel. Burada. Şimdi efendim süremizin sonuna doğru geliyoruz. Akıcı bir sohbet sürüp gidiyor. Genel bir soru sorayım ve her ikinize de bu soruyu yönelteyim ama Hurşit Bey'den başlayalım. Ben anlatamadım. Pardon, sor bakalım. Buyurun buyurun, tamamlayın siz. Ben zeytinyağı konusundaki sözümü bitirmeyeceğim iki kelime. Peki buyurun. Şimdi bizim zeytinyağı konumuz o günden bugüne geldi. Ama biz bunu modernize etmek zorundaydık. Evet. Gelişen şartlarda. Yeni bir konteyner sistem kurduk. Gene eski sistemimizde hijyenik şekilde devam ettirdik. Dedik ki ya biz burada 100 ton kendimiz yağ üretiyoruz veya 200 ton yağ üretiyoruz. Bunu geliyor zeytinyağı alıp satım yapan firmalar alıyor. Bunu böyle yapacağımızı, burayı butik üretim yapan, hiç el değmeden, evet, işte gıda güvencesi olan HASİP, ne bileyim gene gıda güvencesi belgelenmesi olan 22.9201, organik gibi bu güvenceleri veren firmalarla ortaklaşa yapalım. Ve bu belgeleri alalım. Biz de butik bir dolum yapalım, para kente satalım yağımızı, daha çok artı değer elde edelim gibi, evet, bir düşünce hasıl oldu. Son 3 yıldır, 4 yıldır bu konuda bir uğraşı yapıyoruz. Bademli zeytinyağları diye bu şekilde ve bu şekilde, bu da Ege Üniversitesi ile ortaklaşa üretmiş olduğumuz bir marka, bir ürün. Diğerleri bizim kendi kooperatifimizin ürünleri. İşte 2 kiloluk, 5 kiloluk tenekeler, evet, 0,5'likten 1,5 litreliğe kadar cam şişelerde hiç el değmeden üretip piyasaya arz ediyoruz. Bunların organikleri de var. Yazıl Avrupa'da kavgayı vermek için. Artık bizim her insanımızın Avrupalıyı mal satmak için uğraşması lazım. Evet. Onlar bize nasıl uğraşıyorlarsa
Biz de onlara uğraşarak satmalıyız. Yani şimdi yanlış anlaşmasın, kimse yanlış anlamasın. Sermaye bakımından yabancı para akın edip ülkemizdeki bir takım işte sermaye piyasası veyahut da finans kuruluşları karıcılığıyla ülkemizdeki üretim sahalarını, fabrikaları satın alıp bize işçi olarak, buradan oraya giden işçiydik eskiden, şimdi onların buraya gelip bizim fabrikaları ele geçirerek onların işçisi olarak çalışmak istemiyoruz. Biz de onlar nasıl, hangi standartlarda nasıl uğraşıyorlarsa biz de o şekilde uğraşarak onlara bir şey satmalıyız. Ve onlar artık bilmeliler, Türk halkı belli bir şeye gelmiştir. Biz onlara bu şekilde sömüremeyiz. Orada Avrupa Birliği'ni almazlarsa almasınlar. Biz kendimiz Avrupa Birliği'yiz zaten. Evet. Peki Selçuk Bey, şimdi Urşit Bey'e Türkiye'de sizin görebildiğiniz kadarıyla, çünkü bugünlerde Ukrayna'da bir fuardan geldiniz, birkaç günlük bir fuar ziyaretine. Türkiye'deki çeşitli fuarlara da katıldığınızı biliyorum, sohbette konuştuk. Evet. Yıllardan bu yana, kuruluşundan bu yana yönetim kurulunda üyesiniz, üye olarak görev yapmaktasınız. Dolayısıyla bu 40 yıllık tecrübeyle lütfen bizimle paylaşın. Türkiye'de kooperatifçilik ne durumda Urşit Bey? Türkiye'de kooperatifçilik çok iyi durumda değil. Yani bazı müstesnalar hariç. Yani ben bizim gibi olan kooperatifler çok az. Evet. Başkanım her şeyi anlattı. Ben yalnız şunu söyleyeyim. Bir kere bizim dövizlerimiz dışarı gitsin istemiyoruz. Evet. Devlet tarafından gelip geçen hükümetler tarafından daha hala cinslerimizin tescili yapılmamış. Biz istiyoruz ki, bak şimdi Yunanistan'dan fidan getiriyoruz. Biz istiyoruz ki bunlar Türkiye'de üretilsin, bunlar verilsin. Bunlar ağır pahalı şeyler, doku kültürüyle olan. Ve şöyle bir karar da aldık, sizin bahsettiğiniz Ukrayna gezisi gibi. Yalnız ben değil, buraya biz yönetim olarak gittik, evet. Yani birkaç arkadaş. Hollanda, Almanya, Fransa, İtalya'sı, yani buralara gruplar halinde çiftçilerimizi gönderme kararı aldık ve bunları gönderiyoruz. Avrupa'daki gelişimle buradakini kendi ayar etsin. Evet. Teknolojiye uymak zorundayız. Bugün herkes doku kültürünü geçiyorsa biz de geçeceğiz. Yani biz elimizden gelen durum neyse bunu yapmaya çalışıyoruz. Evet. Tabii baştan da söylediğim gibi özveri kooperatif sevgisidir. Şimdi tabii başkanım bunlara şey yapmadı. Şöyle, bu çalışma azmiyle olur. Zaten 3 devrede belediye kooperatifi bıraktıktan sonra 3 devre belediye başkanlığı yaptı. Fakat asbikader bu seçimde kaybedince biz böyle bir kişiye öyle sağlayacak değiliz. Hemen tekrar kooperatifimizi aldık. Evet. Yok kardeşim, burası belediye de değil, şu şekilde çalışacaksın dedi. Bizim personel de, başkanımız da, yönetimimiz de. Hiç gecemiz gündüzümüz yoktur bizim. Evet. Bak akşam geldik. Pazar bugün. Pazar gene burada. Yani görev başındayız. Yani biz kooperatifçilik böyle olursa başarıya ulaşır. Böyle olursa başarıya ulaşır. Çok. Yoksa bize gelen, bizden bazı bilgiler almak isteyen kooperatifler var. Biz yürütemedik, biz bu şekilde. Biz aynı durumları söylüyoruz. Bu özveri işidir. Biz yalnız bizim önümüzün açılmasını istiyoruz. Hı hı. Bir çiftçi olarak. Yani bu büyük holdinglerin bahsettiğim gibi önümüze şey asması değil. Yani öyle yardımlar oluyor ki, biz böyle bakanlıkta da toplantılar, şunlar bunlar da yapıldı. Yani bunlar burada olsun istiyoruz. Biz yardımlar buraya olsun, üretim burada daha fazla olsun, materyaller üretsin. Bizim Hollanda'da bir Netten diye bir şirket var, tümünü evet. Üretiyor. Yani o kadar büyümüş bir durum şekli ki devletle ortağa girmiş. Evet. Yani her şeysine bu üretiyor. Biz devletimiz
devletimizden, hükümetimizden bu durumları da bekliyoruz. Yani bizim dövizlerimiz dışarı gitsin istemiyoruz. Biz nasıl özveriyle çalışıyorsak başımızdakiler de bu özveriyle çalışmasını istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Şimdi efendim Selçuk Bey'e şu soruyu soracağım ve biraz ayrıntılı olarak bu cevabı rica ediyorum. Hurşit Bey'in bıraktığı yerden devam ederek ve son ekleyeceklerinizle birlikte sonlandıracağız programımızı. Türkiye'de tarımın sorunlarına kooperatifçilik faaliyetleriyle çözüm bulmak için iktidarlar ne yaptı Türkiye'de ve bugün ne yapıyor? Çünkü Hurşit Bey biraz önce bir tekelleşme tehlikesiyle, tekelleşme tehdidiyle karşı karşıya kalan küçük üreticinin, çiftçinin ve bunun birliklerinin, kooperatiflerinin karşılaştığı durumu çok da seveceğim bir şekilde anlattı ama aslında orada tehdit çok büyük. Evet. Dolayısıyla bu yönüyle de değerlendirerek fikirlerinizi alalım ve yaşadığımız tecrübeleri. Şimdi ben şöyle söyleyeceğim. Hurşit abi beni hatırlattı. Biz ortaklarımızın özellikle çocuklarını eğitim gezisi adı altında Avrupa'daki gelişen şartları görmesi için 15'er kişilik gruplar halinde birer hafta Avrupa'ya göndeririz. Evet. Bu sene 4. grubu gönderdik, 15'erden 60 kişi. Oradaki gelişen şartları görüp burada hiç olmazsa o güne göre, ona göre yaşasın ve kendisini ona göre kanalize etsin düşüncesiyle yapmaya çalışıyoruz. Bir de bizim ortaklarımızın çocuklarını biz eğer hakikaten ihtiyacı varsa ve özellikle de ziraat mühendisliği grubundaysa burs veriyoruz. Çok güzel. Verdiğimiz burs ziraat mühendisi olursa biraz daha fazla, hı hı, ama ayrım yapmıyoruz. Hangi bölümden olursa olsun Ersi'de kendi elemanımızdır diyoruz. Gelelim senin, evet, sözüne. Türkiye'de bir kooperatif enflasyonu var. Sadece bizim kanunla, yani 1163 sayılı kanunla kurulmuş, neresinden baksan bir 10 bine yakın kooperatif var. Son 3-4 yıldır üreticiler başka birliklere kanalize edilmeye başlandı. Evet. Bu da gidişat böl, parçala ve yönet anlamında. Evet. Yani ne kadar birlik olurlarsa olsunlar, bunlar bir değer olmasın. Evet. Bunlar bir değer elde etmesinler, bir varlık gösteremesinler. Gene biz istediğimizi yapalım düşüncesiyle bu işe düşünüyorlar gibime geliyor. Çünkü diyelim ki Bademli. Bademli'de hayvancılık var Haykop için. Sulamacılık var sulama kooperatifleri için. Fidancılık var fidancılık için. Zeytin var zeytinyağı için. Her kuruluş için bir birlik oluşturursan ve en az bir kooperatifin yönetiminin 17 kişi olduğunu düşünürsen, hiç üyesiz, evet, 17 kişi. Bunu 20 ile şey yaparsak bir köyde eğer 20 tane, 5 tane kooperatif kurulmaya kalkarsa 100 kişi lazım. 100 kişi lazım yönetici. Evet. Çalışacak olanı bulsak. Şimdi böyle bir kooperatifçilik anlayışıyla ülkede bir şey elde etmek mümkün değil. Kasıtlı yapılmakta. Özellikle son çıkan kanunlarla bu tarz kooperatifleri hiç başarısız kılmak. Amaç bu diyorsun. Amaç bu. Evet. Başka bir şey düşünebiliyor musun sen? Bir köyde biz mesela şimdi beldemizde 15 bin tona yakın kestane üretilmekte. Biz bu kestaneden çok hiç değer elde etmeyen insanlarımız var. Bu kestanesini alıp sanayi yatırımını yaparak ambalaj, lastik, şekerleme veyahut da parçalayıp sagra şeklinde üretim yaparak vakumlanmış bir şekilde raflarda satılacak bir duruma getirmek için, bir tarım sanayisini oluşturmak için ayrıca bir de kestane kooperatifini kuracağız yani. Evet. Bu da net anlaşılıyor. Yani son cümlenizi alalım efendim. Son cümle işte kooperatifler başarılı olmasın. En başta bir adam var oraya. Genel müdür yardımcısı olarak tayin etmiş de ismini de verebilirim. Hadi vermeyeyim ismini, belki de şey olur. Bütün şeyler onun başının altından çıkıyor. Evet, kooperatifçiliğe sebep oluyor. Yani Türkiye'deki engellerin çıkarılması başarılı olmasın diye.
Bu arkadaşımız da milletvekili adayıydı. Kendisinde tarım bakanı görmek istiyordu. Böyle bir düşünceye sahip olan bir insan tarıma buna emanet edeceğiz. Kendisini talip olarak görüyor. Ve artık tarımın ne hale geleceğini ondan sonra düşünelim. Efendim çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Buraya kadar geldiğiniz için. Sağ olun. Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, Üreten Türkiye'nin bir bölümünü İzmir Ödemiş'te Bademli beldesinde Bademli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin kuruluşu, kuruluş öyküsü, faaliyet alanları ve bugün ulaştığı noktayı ve Türkiye'deki kooperatifçiliğin geldiği noktayı sizlerle paylaşarak tamamladık. Böylelikle programımızın sonuna geldik. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle. Esen kalın.